O dünyada kavuşamadık Meryem. Ama sana sözüm var. En kısa zamanda yanına geleceğim. Şimdi Hatem Bey, prensipte bize sunmuş olduğunuz teklif bizim için gayet uygundur. Fakat siz de takdir edersiniz ki bizim masamızın bir lideri var. Ve liderimiz her ne kadar kararları bize bırakmış olsa da... anlaşmamızı usulen abime iletmek ve onun olurunu almak durumundayız. Hazır Reis de çok memnun olacaktır. Siz de onun ne kadar Amerikan karşıtı olduğunu biliyorsunuz zaten. Açıkçası bu teklifi size getirmemizin en temel sebebi bu zaten Borancığım. İlyas'ın dediği gibi bu danışma konusunda bir problem çıkmayacağını varsayarak... biz de büyüklerimize bu ortaklığın olduğunu bildireceğiz. Değil mi? Tabii tabii canım, bildirin onu. Benim de zaten abim konuya sıcak bakacaktır. Yani masa hemfikir diyebilin siz. Sen bu konuda bir şey söylemedin Alparslan. İlyas amcamın lafının üzerine söylenecek laf yok. Bu önemli teklifi bize sunmuş olmanız çok güzel. Ben de herkes gibi bir aksilik çıkacağını düşünmüyorum. Tamam. Sen böyle diyorsan bu iş tamamdır. O zaman hayırlı uğurlu olsun. Vallahi bırakmam. Beraber yemek yiyeceğiz. Ya Hızır Bey'den de haber gelince hep birlikte giderdik yemeğe Borancığım. Onu da başka bir zaman yaparız. Hadi buyurun lütfen. Tekin. Eğer dediğin gibi ise bu iş büyük iş. Aynen öyle. Eksiği var, fazlası yok Fahri babam. Eksiği ne Tekin? Onu da söyle o zaman. Vallahi eksiği şu Urşit abi. Eğer biz bu anlaşmayı zamanında bitirirsek... bölgenin en güçlü masası oluruz. O kadar diyorum ben. Amerikalılar ne diyecek bu Şetekin kardeş? Ne derlerse desinler Zafer abi. Sanki bunların her dediği oluyor mu? Tekin abi. Siz de beraber çıkıyormuşsunuz. Yemeğe gidilecekmiş. Tamam Mikail kardeş. Sen geç, ben geliyorum. Yemeğe gidildiğine göre oldu bu iş. Hadi hayırlısı. Size ne oluyor? Maaşınıza zam mı yapacaklar? Maaş mı alıyor bunlar? Ya yok. Lafın geliş diyor Fahri baba. Biz bu yola baş koymuşuk, baş. Koy koy Zafer. Her yola baş koy sen. O zaman İlyas, ben gideyim abime haberdar edeyim. Siz de gidip Hızır abiyle konuşun. Olur, olur. Alparslan. Yani ilk defa amcam ne diyorsa o dedin. Vallahi bir kıllanmadım değil. Bana bak. Sonra gidip de abimin yanında kıvırma ha. Yok aslında şöyle,
Yok aslında böyle falan filan diye. Teklif iyi. Ama adamları tanımıyoruz. Tek çekincem bu. Başladın mı hemen su kaynatmaya Alparslan? Abi ben söyleyeceğimi söyledim. İyi. Bak ben de senin amcanı tanımıyordum. Yolda tanıdım. Çok da fena bir adam çıkmadı. Ha bunları da yolda tanıyacağız işte, öyle değil mi İlyas? Öyle öyle. İnşallah senden iyi çıkar Pesat. Allah Allah. Anlaşmanız hayırlı olsun beyler. Sağ ol Fahri abi, sağ ol. Herkesin yüzü gülüyor maşallah reis. Büyük iş bitirdik. Ne kadar yüksek yeridir. Tunfa'nın, Altan'ın, sınırsızların peşine düşmekten vaz mı geçiyoruz şimdi? Ya ne alakası var Hurşit? O ayrı bu ayrı kardeşim. Hurşit abi, senin sorduğun yerel bir konu. Reislerin anlaşması küresel bir konu. Yanlış mıyım Alparslan reis? Abi bölgesel desek daha doğru olur. Tamam. Hakan. Buyur abi. Tip abi bizde mi? Bizde abi. Şöyle ona Emine ablayı çağırsın, abim de alsın gelsinler. Tamam abi. Bana mı? Tipi abi aslında takılır böyle şeyleri, sen mi arasın? Ya gelmeden konuştum ben onunla. Şimdi detay sorar o. Cevap veremezsem bozulur asıl. İyi iyi, siz gerçi birbirinizi bayağı bir tanıdınız. Alparslan, abim gene mezarlıkta mı? Evet amca. Hızır Ali'ye haber ver. O eve gidince bize de haber versin de biz de buradan çıkalım. Çakırbeyliler bu Hatem'le anlaşırsa biz nasıl bir pozisyon alacağız Altan Bey? Anlaşsalar da anlaşmasalar da bizim pozisyonumuz belli. Amerika'nın buradaki temsilcisi biziz. İşi kimin yaptığının bir önemi yok. Ya kabul etmezlerse? İşte o zaman problem olur. Nasıl bir problem? Adamlar neticede üretmek istiyorlar. O çapta bir üretimi Çakırbeyliler rahatlıkla sağlayabilirler. Ama biz bir toplarız, iki toplarız. Üretmeden istedikleri kadarını sağlayamayız. Buna dair bir planımız var mı? Aklımda biri var. Ama ikna etmek biraz zor olacak. Reisim, diyorlar ki bu Hızır her gün karısının mezarının başında. Üstelik tedbirli de gitmiyormuş. Yani İsa? Yani eğer emin olursa onu orada indirebiliriz. İsa, sen beni delirtmek için mi bu soruyu soruyorsun? Ha? La biz soysuz muyuz? Ha? Bizim de orada kabristanımız var. Biz de oraya ziyarete gideriz de. Ben diyeyim de.
Ne diyor İsa? Senin dedin gibiymiş Bahar. Hızır canlı cenazeymiş. Mezarlıktan çıkmaymış. Hızır'ı Hızır yapan Meryem'di. Artık yok. Ne diyorsun yani? Beni de ben yapan sen misin? Öyle değil miyim Tufan? Allah için öylesin. Yoksa ben bu sıkıntılı günleri nasıl atlatırdım? Sen beni dinlesen bu günleri de yaşamazdık ya. Neyse. Her şey daha güzel olacak inşallah. Reis, Altan Bey seninle görüşmek istiyormuş. Ne görüşecekmişim ben onlarla? Ne demek ne görüşecekmişim onlarla? Onlarla işimiz var. Konu neymiş? Telefonda söyleyemem. Erdem'i göndereyim, konuyu anlatsın dedi. İyi, gelsin. Hoş geldin abla. Gel şöyle. Hoş bulduk. Abla, ne yaptın? Alışabildin mi yeni evine? Senin kadar çabuk olmasa da alıştık kardeşim. İyi. Biz de Behzat'la burada iyiyiz. Değil mi Behzat? Vallahi geceleri kurmaktan, sarmaktan başka bir sıkıntımız yok. Gene neye sardınız? Konu acil diye bizi buraya çağırdınız. Geç otur Haşmet, konuşacağız. Geç. Sağ ol tipi. Madem aranızda iş konuşacaktınız, beni niye çağırdınız kardeşim? Sen de akşama yemek hazırlarsın abla. Senin elinden yemek yemeyi özledim. Bize gelseydiniz o zaman. Şimdi mesele kuru fasulye mi Tipi abi? Ben fasulyeyi akşamdan ıslattım abla. Hazır. Tamam. Anlaşıldı. Ablamı mutlu gördüm Haşmet. Mutlu üst tipi, eksik olma. Olmam Haşmet, merak etme. Behzat, anlat. Abi daha önce sana bahsetmiştim ya. Bu İranlar Boran'a değdi diye. Onlar Irak'ta değil mi diye? Şimdi abi adam Iraklı da ticaret İranlılarla dönecek. Bunlar bizden paralarını aklamamızı bir de silah ticareti yapmamızı istiyorlar. Ne parasıymış bu aklamak istedikleri para? Ben de aynı şeyi sordum Haşmet. Uyuşturucu parası değil dediler. Şimdi bu Amerika kafayı taktı ya bunlara. Paralarını sisteme sokamıyorlar. Savaş ha çıktı ha çıkacak diye belli ki bir hazırlığa girmişler. Yani hem paramızı sisteme sokalım hem de el altından silah alalım diyorlar. İyiymiş de Amerika'nın ambargosunu delmeye çalışanların başına neler geliyor biliyorsunuz. Amerikalılardan mı korkacağız Haşmet? Korkalım diye söylemedim tipi. Bir sürü denge var. Hızır'ın bu tekliften haberi var mı?
Hızır benden kötü durumda Haşmet. Hızır mı kalmış? Ya şimdi İlyas zaten akşam söyleyecek de. Ama dedi ki Hızır abim ne zamandır böyle şeyleri nasıl bilirseniz öyle yapın diyor. Sen Haşmet abinle Tipi abiye söyle. Onların aldıkları kararla yürüyün. Rafet iyi bilir oraları. Ona sordunuz mu? Abla Rafet kim ona soracağım. Ben ne dersem Rafet de onu diyecek. Kardeşim oralarda Rafet iş yaptı ya, görüştüğünüz adamları tanıyordur belki diye dedim. Onunla Feyyaz'da da bir sıkıntı yok abla. İlyas Feyyaz'dan bunları araştırttı. Sağlam adamlar bunlar. İran'ın derincileriymiş. İyi o zaman. Neyse ne. Siz şu söyleyip geçtiğiniz şeyin ne anlama geldiğini biliyor musunuz acaba? Bize ne Haşmet? İran'da iş yapacağız demedik. Adamlar burada. Silahları vereceğiz. Paralarını alacağız. Onlar da gidip Amerikalılara sıkacak. Bizi ne alakadar eder? Aynen abi. İyi, Hızır da sizin aynı fikirdeyse bana uyar. Ama çok tehlikeli bir iş. Farkındasınız değil mi? Abi biz yapmıyoruz dersek bunlar bu teklifi başkalarına götürecek. Sizden başka kim varmış ki o kadar silah üretecek? İşte kimse olmasın diye önünü keselim diyoruz abla. Sen istiyorsan buraya gel. Haşmet yapsın kuru fasulyeyi. Bitti işim, geliyorum. Yani senin bu konuyla ilgili çekincelerin bende de oluştu aslında abi. Oluşmadı değil. O yüzden akşam Ebru'yu çağırdım bölgeyi konuşmak için. Bölgeyi. Tam olarak hangi bölgeyi kardeşim? Hangi bölgeyi olacak abla? Bizim bölgeyi. Sizin bölgeyi. Tamam. Gelsin. Merak etmeyin Hatem Bey. Bizden çatlak ses çıkmaz. Bu iş tamam. İlyas tamam dedi. Masadaki diğer arkadaşlar da tamam dedi. Bu işin Hızır Reis'e danışılması tamamen formalite. Gönlü isterdi ki bizzat Hızır'la görüşeyim. Ama madem sizin sözünüz onun sözü, en kısa zamanda harekete geçmek ister. Biz harekete geçelim. Merak etmeyin. Bir sorun çıkmaz, siz bana güvenin. Peki o zaman. Bu güzel yemek için size teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Bu daha başlangıç. Buyurun. Merhabalar hanımefendi. Yalnızsanız eşlik etmek isterim size. Ha, ne münasebet. Bir kahvede ben takdim edeyim. Tanışmak istiyorum. Beyefendi kalkar mısınız masamdan? Ben de arabayı getireyim. Getir. Hesap lütfen. Hesaba gerek yok. Nereye istiyorsanız ben sizi bırakabilirim. Beyefendi siz manyak mısınız? Kalkın diyorum.
Hayırdır? Bir sıkıntın var? Var ya da yok. Ne olacak? Kes lan sesini, sana demedim. Bir sıkıntın var? Birader. İlk masaya ben oturdum. Patlan o zaman. Atın lan bu terbiyesiz dışarı. Çık lan. Bıraksana. Dur. Bunu bıraksana. Hayırdır? Özür dilerim Boran Bey. İlk defa böyle bir şey oluyor. Siz bu münasebetsizi tanıyor musunuz? Nereden tanıyacağım canım ben? Ya kusura bakmayın, ben buradan geçerken olaya dahil oldum ama dayanamadım yani. Affedersiniz. Ya hiçbir şey değişmemiş mi bu memlekette? Yok. Aslında değişen çok şey var. Yani çok şey değişti ama yani kusura bakmayın. Onun adına ben özür dilerim sizden. Bu arada merhaba, ben Boran. Bu mu yani? Anlamadım. Belli değişmediği diyorum. Buraya bu adamı gönderiyorsunuz. Bana musallat ediyorsunuz. Sonra geliyorsunuz, o adamdan beni kurtarıyorsunuz. Sonra da böyle kendinizi tanıtıyorsunuz, ben Boran diye. Allah Allah, ne alakası var ya? Ben sadece yardım ettim. Ne bu şimdi? Beni adamdan kurtaracaksınız, ondan sonra ben size aşık olacağım. Bu mu yani? Ya ne diyorsun sen ya? Ne aşkı ne meşki? Ben Allah rızası için gördüm, iyilik yapayım dedim. O kadar yani. Yapmayın iyilik filan. Ben sizden iyilik mi istedim? Ya doğru doğru. Dalgama bakacaktım. Herkes burada ne işi varsa, ne hali varsa görsün. Allah Allah. Hayırdır baba? Bir sorun mu var? Var bir sorun var. Bir sorun ne biliyor musun? Benim böyle olur olmaz yerlerde iyilik yapmam. İşte o yüzden yine iyilik yaptık, başımıza iş aldık. Ay sevsinler. La ilahe illallah. Yürü Tekin, yürü. Oğlum seni de boş bırakmaya gelmiyor ha. Ayvaya kızın manitasını patlattı bizi. Oğlum gevezelik yapma, içinden geçerim seni, ikiye bölerim seni ha. Yürü. He. Nasıl oldun anne? Nasıl olayım kızım? Başım, boynum, her yerim ağrıyor. Kafamı kaldıramıyorum. Gel biraz şu boynumu al. Tamam anne, merak etme. Sen onu bana bırak. Kızım, hava içim uzun ağrısın, ne dindirir sen onu de be. Hızır abi geldi babaanne. Gitmemiş mi o yine İlyasların yanına? Yok, kabristandan eve dönmüşler. Kimi toprağa verdiğimiz belli değil. Bir şeyler hazırlayıp getireyim mi hazır? Sağ ol Hatice'm. Hemen eve niye getirdiniz?
Ne diyecektik de getirmeyecektik hala? Canım ne bileyim ben. İlyas'ın sana ihtiyacı var. Yok işler kötü gidiyor. Sen olmazsan ölürüz biteriz. Bir şey deseydiniz işte. İşler çok şükür iyi de Atcan. Zaten bunlar dayının umurunda değil. Ben de yanına geleceğim. Meryem gibi şeyler söylüyordu. Ben de oradaydım enişte. Ne alakası var? Ben dudak okudum Zülal'im. Sanki yüzüne bakan senin bu söylediğini anlamıyor kocam. Ben dayıyla empati kurdum. Mesela sen olmasan ben de yaşayamam. Yaşarsın, yaşarsın. İki at alırsın, acını unutursun. Hizar'a mı götürüyorsun? He teyze. Ver onu be. Çay getirdim. İçmeyeceğim onu. Kendime getirdim zaten. Uşağım, sen üzülüyorsun ya. Ben senden daha çok üzülüyorum. Niye olduğunu diyeyim mi? De ana. Ha bu yaşıma gelmişim, yaşamadım, acı kalmamış. Ama bu üzüntünü gördükçe sen daha çok üzülürsün diye. Allah canımı alsa kurtulsam bile diyemiyorum. Üzülürüm ona. Üzülürüm, ona da üzülürüm. Ölüm kalanlar için bir imtihandır. Hayat ise gidenler için. Sevduğumuz gitti. İmtihanı da bitti. Ama sen bu imtihanı geçemiyorsun Hizar. Kendinle beraber herkesi diri diri gömeceksin. Kalk, doğrul kendine gel. Herkesin hayatı devam ediyor. Edecek de. Niye kalkayım? Niye doğrulayım? Kim için? Niçin anam? Ölmek istemiyor musun? Yatakta mı öleceksin? Yıkılacaksan savaşarak yıkıl.
Bu dediklerimi düşün. Abime söylemiyorsun. Moral olurdu adama. Henüz kesinleşmiş bir şey yok hayatım. Hamile olabilirimin müjdesi mi olur? Doktor ne dedi? He? Hep olumlu düşünün dedi mi demedi mi? Ben olacağına inanıyorum zaten. Ama kesinleşmeden ortalığı ayağa kaldırmayalım diyorum aşkım. Hızır abi bir de bizim yüzümüzden üzülmesin ha? Peki hayatım. Peki canım sen ne istersin? Ne diyor abim? Geliniyor mu? Ne demek? Önemli demedim mi? İnsanlar haber bekliyor demedim mi? Birazdan ben aşağı geleceğim dedi. Böyle söylesene ya. Niye çık diyorsun? Ne konuşacaksınız siz? İş hayatım, iş iş. Yani bazı şeyler hakkında verilmesi gereken kararlar var. Sen verecek misin kararları artık? Bu öyle bir karar değil. Amca babam geliyor. Hadi. Şimdi yok mu Can'ın istediği bir şey? Bak babaannem sürekli bana fırça atıp duruyor. Bu kız hiçbir şey yemiyor diye. Şöyle yapalım. Sen laf olsun diye benden bir şey iste. Ben gidip alıp geleyim. Ben de isterim olmadık zamanlarda arayıp senden olmadık şeyler istemeyi ama... kızının canı henüz çekmiyor. Ne yapayım? Nasılsın kızım? İyiyim Hızır abi. Biz de iyiyiz abi. Yani ömürle. İnşallah yakın zamanda biz de size hayırlı bir haberle geleceğiz. İnşallah İlyas, inşallah. Bak buna sevindim işte. Ben sana dedim sevinir diye. Abi henüz kesinleşen bir şey yok. Olur olur, olur inşallah. Hayırlısı olsun, sağlıklısı olsun. Gerisinin bir önemi yok. Hadi inşallah amca. Bakacağız. Hamdi çok sevindim. İnşallah 300 olur. İnşallah, inşallah. Vallahi benim de gönlümden o geçiyor ama. Evet, söyleyecekleriniz önemliymiş. Evet abi. Aslında güzel bir gelişme. Bu Amerika-İran gerilimi işimize yarayacak gibi duruyor. Öyle değil mi Apaslan? Amca. Boran'a birileri değdi. Bunlar ambargoyu delmek istiyorlar. Çok paralı adamlar abi. İlk etapta 800 milyon dolar gibi bir rakamdan bahsediyorlar. Bu parayı aklamamızı istiyorlar. Ve hatta ham madde onlardan, bizim onlar için silah ve mühimmat üretmemizi istiyorlar. İran'ın silaha mı ihtiyacı varmış? Olası bir savaş durumu için içeride bir hazırlık yapılıyor belli ki abi. Adamlar da anti-Amerikancı olduğu için görüşmemiz çok sıcak geçti. Yani düşmanımın düşmanı dostumuzdur mantığıyla. Bu söylediğim mantıklı.
bu ülkenin hiçbir zaman dostu olmadı İlyas. Neciymiş? Kimmiş bu anti-Amerikancı adamlar? Baba, 3 kişi geldiler. Bunlar belli ki İran Derin Devleti'nin yol verdiği adamlar. Biz kendi aramızda bu konuyu biraz tartıştık. Masada gayet sıcak bakıyor abi. Eğer sen de oluru verirsen denemeye değer bir iş. Ne diyorsun? Yani her bir tarafımızda silahlar patlıyor amca. Belli ki olaylar gitgide tırmanacak. Ya burada bir yer alırız ya da bu savaş bizim savaşımız değil deyip kenarda dururuz. Bu savaş bizim savaşımız mı Alparslan? Yani şimdilik değil. Ama biraz daha kayıtsız kalırsak bu savaşın nereye sıçrayacağı belli olmaz amca. Ya sen de evet mi diyorsun, hayır mı diyorsun belli değil. Vallahi amca, bana kalsa hayır derim. Bu savaş bizim savaşımız değil demek isterim ama bu adamlar nasıl olsa birileriyle anlaşacaklar. Eğer o anlaştıkları biz olmazsak bu tufan olacak. Yok kuzen, tufanın tek başına bu miktarda silah yapması mümkün değil. Bugün mümkün değil. Eğer bu adamlarla anlaşırsa olabilir. Yani yapalımcı mısın? Yani buna mecburuz amca. Hiçbir şeye mecbur değiliz. Abi, Alparslan'ın mecburuzdan kastı, biz yapmazsak illaki bir başkası yapacak. Yani diyor ki, niye düşmanımızın elini güçlendirelim diyor. Öyle değil mi Alparslan? Bırakın düşmanlarınız bir araya gelsin. Güçlensinler. Ondan sonra bizim savaşımız olur. Nasıl yani? Biz yokuz mu diyoruz şimdi adamlara? Ben kabul ediyorum. Alparslan kabul ediyor. Masa da kabul ediyor ama abim kabul etmiyor dersiniz. Abi, sen, ben, o, bu yok. Sen yok diyorsan yoktur. Ama biz şimdi bizimkilere ne diyeceğiz? Hadi adamlara gittik söyledik, dedik ki biz yokuz. Haşmet abiler soracak. Yani biz kendi içimizde ne cevap vereceğiz onu soruyorum. Ben diyeceğimi dedim. Siz ne derseniz deyin. Ya dedim, dedim. Ben sana dedim. Detaya girme, adam acılı dedim. Bu çok büyük bir iş. Kaçırmayalım amca. Dedim, değil mi? Ben ne yaptım amca? Ben de bu minvalde konuştum. Minvale girme dedim, değil mi sana? Direkt diyeceksin ki amca yapmamız lazım, bitti gitti. Sen bilmiyor musun abimi? Sen ona kalkıp da mecburuz dersen, onun yapacağı varsa da yapmaz o işi. Hızır Ali, sen de bir git sor bakalım şu Mine'ye. Babam aç mıydı, tok muydu, sinirden mi böyle dedi? Hayır, sinirden dediyse bir yemeğini yesin, ondan sonra bir daha deneyelim şansımızı. Amca, sen niye o zaman direkt biz böyle bir işe girdik deyip kestirip attırmıyorsun ki? Babam sana demiyor muydu, sen nasıl biliyorsan öyle yap diye? Halt ettim. Oldu mu? Halt ettim. Normalde sormazdım. Ama dedim ki morali bir düzelsin. Bak düşman çok, oo ne güzel düşman varmış, dur girelim der dedim. Bir motive olur dedim. Ama halt ettim.
Adamları da öptük 3 defa sağından solundan. Ne diyeceğiz şimdi onlara? Vallahi öpüşen sensin amca. Sen söyleyeceksin. Neyse. Neyse. Bittik biz de şimdi. Bittik bittik. Yemin ediyorum. Vallahi billahi bittik. Bittik. Yok benim babam. Ben sana orada o kadar kaş göz işareti yaptım. Bu Hatem Bey'in yanında çok da garantili konuşmayak diye. Bak senin o kaşın gözünü oyarım orada hiçbir şey yapmadım. Yemin ediyorum burada seni ikiye bölerim Tekin. Ne diyeceğiz lan biz şimdi adamlara? Ya babam biz hemen şimdi niye bir şey diyoruz bu adamlara? Ya, belki Hızır Reis, İlyas Reis'i sinir etmeye öyle söylenmiştir. Ters tarafından kalkmıştır. Ya da ne bileyim. Hiç uyumamıştır. Yorgundur yani. Olamaz mı? Doğru söylüyorsun lan Tekin. Bu böyle kolayca kestirip atılacak bir iş değil. Neyse biz adamlarla devam ediyormuş gibi yapalım. İşimize bakalım. Ama inşallah bunun sonu bizi bağlamaz. Sen adamlara zaten öyle bir garanti verdin ki. Bu saatten sonra geri dönüş yok bu işten korkarım. Ya ben aslında diyorum ki babam. İlyas reislere sen söylesen seni masadan dışlasalar. Biz yapsak işi. Ne diyorsun sen ya mal değneği? Senin nenenin dikiş makinası mı? Zart diye girip zart diye çıkıyorsun. Fermuar mı açıyorsun araya? Babam vallahi bazen Hızır Reis'e benziyorsun. Ani fevri kararlar veriyorsun ha. Ya bir sakin. Bir düşün. Aklına bir yatır. Vallahi bak her şey senin istediğin gibi olacak ha. Ya 1 milyar dolarlık iş neticede. Bir de bu daha başlangıç rakamı. Babam, Yasemin diye birisi geldi. Seninle görüşmek istiyor. Kim? Yasemin. Yasin'dir o oğlum. Yasemin diye birini babam nereden tanıyacak? Yok Tekin abi. Bayan bu. Ne diyorsun oğlum sen? Ne Yasemin'i, ne bayanı lan? Çok güzel bir hanım babam. Kapının girişinde bekliyor. Adı da Yasemin. Oh. Babam ben bir bakayım belli ki bir yanlışlık var. Otur lan. Yanlışlık sensin. Terbiyesiz. Defo. Çağır gelsin şu. Kim seçti? Tamam oğlum. Yasemin Hanım. Buyurun babam sizi bekliyor. Merhaba. Sizden özür dilemek için geldim. Babam. Restorandaki hanım. Görüyorum Tekin, görüyorum. Çıkın dışarı. Solaç. Yani buraya kadar zahmet etmenize gerek yoktu. Yani önemli bir şey değil benim için. Hayırdır burayı nasıl buldunuz Yasemin Hanım? Çık dışarı. Restoranın sahibi siz çıktıktan sonra bana kim olduğunuzu anlattı. Ben de çok mahcup oldum. Bizzat gelip özür dilemek istedim. Yok canım oturma şey. Yani bir yanlış anlaşılmaydı. Geçti gitti. Tekin, misafirimize bir sorsana ne yer, ne içer değil mi? Bir soralım değil mi? Bir acı kahvemizi içersiniz değil mi Yasemin Hanım?
Ya sizi hiç işinizden alıkoymayayım. Ben sadece yaptığım kabalık için özür dilemeye geldim. Yok yok yok. Yani öyle işimizden alıkoymuyorsunuz. Yani biz de zaten... Kahve kahve. İki tane kahve. Derhal babam, derhal. Lütfen. Ya aslında haklısınız. Eskiden böyle taktikler vardı. Da yani... Ben öyle bir adam değilim. O tarz işlerde pek alakam yoktur. Yani adam beni o kadar zorladı ki... tepemin tasını attırdı. İşte ben de size patladım. Yok canım, sorun değil. Yani buraya kadar gelmenize gerek bile yoktu. Yani yanlış anlamayın. Yani iyi ki geldiniz. Onu söylemiyorum da... Ne bileyim, insanlar artık kalkıp bir yerden bir yere özür dilemeye gitmiyorlar. Yani demek ki hala iyi insanlar varmış. Aslında ben de gelmeyecektim. Ama sonra birden düşündüm, dedim ki yani... bir gün gerçekten yardıma ihtiyacı olan biri olsa... benim yüzümden yardım etmeyeceksiniz. Ben de özür dilemek için kalkıp geldim işte. Yani aslına bakacak olsanız yolda kendime çok söyledim. Ulan dedim, Boran dedim, niye dedim karıştım bu işlere. Bak iyilik yapalım derken laf yedin dedim ama... ya olmuyor, insanın yüreği el vermiyor. Yapımız öyle değil. Yani bir yerde bir insan acı çeksin, eziyet görsün, şiddet görsün. Yani hele bir kadına böyle bir şey yapıldığı zaman yani böyle... İnsanın öyle adamın içinden gecesi mi geliyor? Yani yanlış anlamayın, öyle şiddet yanlısı bir adam değilim ama yani... Kahveler de geldi. Ya Semin Hanım burada yaşamıyormuş. Yurt dışında yaşıyormuş baba. Ben daha sormadım peki, sen nereden biliyorsun acaba? Restoranın sahibini aradım, o söyledi. Londra'da yaşıyormuşsunuz galiba. Evet öyle. Ama burada kalmayı düşünüyorum. Yani kendime göre bir hayat kurabilirsem. Kurarsınız canım, kurarsınız. Neye kuramayacakmışsınız? Telefon. Tekin telefonu çalıyor. Senin telefon. Ben bir bakayım baba. Aslında iyi çocuktur. Yani biraz fazla meraklı. Küçükken ateşli hastalık geçirmişti. Merak ettim. Neden size babam diyor? Uzun hikaye ya. Belki bir ara anlatırım. Bir ara dinlemek isterim. Ne güzel oldu. Ben herkesle her işi yaparım Erdem. Ama benim tehdit edileceğim kimsem kalmadı. Yani kaybedecek bir şeyim yok. Demem o ki, biriyle bir iş yapacaksam eşit şartlarda yaparım. Altan Bey'in seninle konuşacağı konuda patron sensin. Biz sadece ilişkileri sağlayıp komisyon alan taraf olacağız. En azından sana bu kadarını söyleyebilirim. İyi.
Ayrıca Altan'ın adamlarından kiminle çalışıp kiminle çalışmayacağıma ben karar veririm. Şartım da bu. Altan eğer şartlarımı kabul ederse İsa'ya adresi gönderirsiniz. Ben de yanınıza gelirim. Ayrıca Erdem, yanınıza geleceğim diye de öyle yüzümü gözümü bir daha bağlatmam, haberin olsun. Tufan Bey, bizim tedbirimiz herkesin güvenliği açısından da. Ama artık aynı taraftayız. Göreceğiz. Hepimiz hangi taraftayız göreceğiz. Sen Altan'la konuş, bana dönersin. Ne diyorlar? Büyük bir iş teklifi varmış. İş hazırlara gideceğimiş. Eğer Tufan kabul edip beraber hareket edersek işi Hızır'ın elinden de alırız. Sonra güç birliği yaparız diyorlarmış. Hızır dediğin masa mı? He. Peki, sana teklif edilen bu işi tek başına nasıl yapacaksın? Anladığım kadarıyla silah işi bu. Bahar, bak bana gene abim, kardeşlerim diyeceksen, ben onlarla geçinemeyelim, onlar da benimle. O eskidendi Tufan. Bir aydır sabah akşam telefon açıyorlar. Gelelim. İntikam bizim de intikamımız diyorlar. Ayrıca Altan'la anlaşıyorsun da kardeşlerimle mi anlaşamıyorsun? Değiştir artık şu kafayı. Hele bir Altan'la konuşayım. Şartlarımı kabul etsin. Sonrasına bakarız. Hani Hızır bu işe yok demezdi? Artık İlyas nasıl anlattıysa durumu. Abi acaba bir de sen mi konuşsan? Hızır bir şeye yok dedi mi? Ancak ben konuşursam fikri değişir. Ya tamam Tipi abi, fark etmez. İkiniz konuşursanız daha iyi olur. Bir öğrenirsek Hızır'ın niye yok dediğini ve ona göre gider konuşurduk. Alparslan'ın aklına yatmış mıydı bu işe Ebru? Yok Emine abla, aslında yatmamıştı. Ama iş başkalarına gidecek, bizim kontrolümüzde olsa daha iyi olur diyordu. İşe kimin taş koyduğu belli. Ben Hızır'la konuşmam. Dur dur, hele biraz üstümden geçsin. Ben gider konuşur hallederim. Siz canınızı sıkmayın. Müsaadenizle. Abla sen görebildin mi kim aramış? Kimse kim? Bize ne kardeşim? Ya yok, ben öylesine sordum zaten. Çok dert ettiysen kendisine sor. Ne münasebet canım, kendisine soracakmışım meraklı gibi.
Meraklı değilsin yani. İlgi duyduğum konulara karşı meraklıyımdır. Ama hani yani böyle kim kimi aramış, öyle konuları merak etmem yani. Ben bu kısa zaman içinde Behzat'ı çok iyi tanıdım. O da benim gibi duygularını içinden yaşıyor böyle, derinden yaşıyor. Dile getirmeyi sevmiyor, bu anlamda bana çok benziyor. Allah kimseyi senin gibi etmesin de tipi. Neyse. Ben müsaadenizi istesem çok mu ayıp etmiş olurum? Yok, çok olmaz da. Hayırdır, nereye böyle apar topar? Hani önemli, acil bir işin varsa Hakan da gelsin seninle. Yok, acil değil. Özel bir durum. Bir sorun yok yani. Ha, iyi o zaman. Neyse, ben seni kapıya kadar uğurlayayım. Rahatsız olmayın lütfen. Çok teşekkür ederim Emine abla. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Bize de bekleriz. İyi akşamlar. İyi akşam. İyi akşamlar. Abla, niye sormadın özel olan neymiş diye? Özel dedi ya kardeşim, neyini soracağım? Sorulur abla. Eğer bizim masamızda oturuyorsa hiç kimsenin bir özeli olmayacak. Yanlış mıyım Haşmet? Öyle masamıza oturup da özel özel bizi aldatan ne hainler gördük. Ne hainler gördük. Tufan diyor. Allah aşkına tipi. İkisi aynı şey mi? Böyle böyle başlıyor abla. Nereye gidiyormuş öğrenebildin mi? Hakan'ı taksaydın peşine. Ya yok, ben yollamadım da. Hakan kendisi, hani saat geç oldu. Bu saatte tek başına yollamak olmaz. Geriden de olsa ben tedbir amaçlı evine kadar takip edeyim dedi. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Ne oldu Hakan? Ne demek beni atlattı ulan? Daha 500 metre gitmeden seni nasıl atlatmış olabilir? Ya ahbaplık etme, kapat, kapat. Biz ona hayatının teklifini sunacağız. O hala yok, o şartım var, bu şartım var diyecek. Normal değil mi Şafak abi? Yeğenini öldürdük. Oğlunun ölümüne sebep oldum. 40 yıllık arkadaşlarıyla düşman ettik. Adamın bize dair bir güven sorunu olmasın mı? Biz ona nasıl güveneceğiz peki? Hı? Belli ki Tufan karşılıklı güven tesis etmek istiyor. O yüzden şartı her neyse mecbur kabul edeceğiz. Peki. Sen ne diyorsan o Altan abi. Patron sensin. Benim tereddütüm adresi gönderin demiş. Şimdi eski ahbaplarıyla bir olup bizi Tonga'ya düşürmesin. Sen ne diyorsun Erdem? Tufan'ın bize bir kini var. Ancak Hızır'a olan kini daha büyük.
Onunla hareket etmektense bizimle anlaşır. Ama şartı ne olur onu bilemem. Efendim, isterseniz ben yine de yolda bir tedbir aldırayım. Ne olur ne olmaz. Ben Çakır Beylilerin Hatem'e yok diyeceğinin ihtimalini bile görmüyorum. Bence boşu boşuna Tufan'a yerimizi açık ediyoruz. Siz de Hızır'ı iyice eve kapandı, yas tutuyor. Her şeyden elini eteğini çekip hiçbir işe karışmayacak zannediyorsunuz. Değil mi? Uzun zamandır öyle görünüyor. Baksana bırak bizi, Tufan'ın bile peşine düşmediler. Aslan ölmedi beyler. Yaralı. Ve yarası iyileşmek üzere. Sana ne, sana ne? Sen çocuk yaparken abine mi sordun da anlaşma yaparken de abine soruyorsun? Hızır abimin vardır bir bildiği İlyas. Yok bir bildiği Ömür. Görmüyor musun? Adam sanki mezarda yaşıyor. Yok mu üstüme toprak atan diyor. Ben de gitmişim işte anlatıyorum. Amerikalılardı, İranlılardı. Yok efendim milyon dolarlardı falan filan. Bende, hata bende. Masadakiler seni mi seçti git abinle konuş diye? Yok öyle bir şey. Hep beraber evet dedik. Ama benim halt etmem. Gideyim de abime usulünce sorayım demem. Hızır abim yok diyorsa yoktur. Hem işiniz mi yok, paranız mı yok? Ömür yani seni de duyan başka bir sektörde doğmuş büyümüş birisi sanacak. Bizim işimiz bu. Bizim bu işi almamız lazım. Neden? Düşmanlarımız almasın. Misal Tufan. Durduk yere şimdi milletin elini ayağını ne diye güçlendirelim biz? Ben bunları hiç üzülemeyeceğim İlyas. Acaba diyorum baş başa kaldığımız zaman daha güzel şeylerden mi konuşsak? Tamam konuş hadi dinliyorum. Doğru söylüyorsun haklısın. Hadi daha güzel şeylerden konuşalım. Daha güzel. Hızır abi en azından bir şeye tepki verdi Alparslan. Bir aydır çay kahve hariç ne evet dediği vardı ne hayır. Açıkçası ben takılmadım. Eğer Hızır amcam bir şeye hayır diyorsa mutlaka bir planı vardır. Da işte gel bunu İlyas amcama anlat. Bu halde bile bir planım var yani? Öldürmek üstüne yoksa ölmek üstüne vardır. Ama onun her zaman bir planı vardır. Enişteyle mi konuştun sen? Nasıl ya? Evdeki herkese empatisinden mi bahsetti? Kahve getirdim. İçmeyeceğim. Biraz laflarız demiştim ama. Ne oldu? Aşık mı oldun? Yok. O zaman niye benimle konuşuyorsun? Git amcanın Alparslan'la konuş.
Neye bakıyordun sen? Memlekete gideceğim. Yollara bakıyordum. Baba, memlekete ilk defa mı gideceğim de yollara bakıyorsun? Gezerek gideceğim. Hem sana ne ulan, sana hesap mı vereceğim? Hey, ben kahveyi götüreyim o zaman. Yok, bırak. İçerim belki. Ya sana konuş gel dedik. Kahveyi bırakıp gel demedik. Sen ne ara konuştun da geldin? Postaladı beni. Konuyu açtıktan sonra mı postaladı, açmadan önce mi? Vallahi amca, ben odaya girer girmez beni postaladı. Ama bence bir planı var. Ne gibi? Eniştenin saçmaladığı gibi bir şey değildir inşallah. Eniştenin saçmalıklarını dinleyecek halimiz yok Mine. Neymiş ne? Abimin planı neymiş? Önünde böyle harita gibi bir şey vardı. Ne o dedim? Memlekete gideceğim, yollara bakıyorum dedi. Aa, öyle yalan mı olur ya? O gözü kapalı havadan, karadan, denizden her türlü memlekete gider. Mine doğru söylüyor. Bana bak. Abim odasından çıktıktan sonra gidip de bir bak bakalım ne haritasıymış bu. Hızır abimin eşyalarını karıştır diyorsun yani. Karıştır demiyorum. Topla. Toplarken de göz ucuyla bak. Arkadaşlar cevabını merak ettiler. Ben de dedim o zaman buyurun gelin. Tekrar bir soralım. Belki dedim hani dünden bugüne bir fikrin değişmiştir. Fikrimi ne değiştirmiş olabilir İlyas? Dünden bugüne bir şey değişmedi. Fikrim niye değişsin? Ya reis bak, bu adamlar ciddi. Önemli adamlar. Biz bu adamlarla anlaştık. Şimdi cayarsak düşman olurlar, karşımıza alırız. Ya adamlar bize güvendi, sırlarını verdiler, güzergahlarını paylaştılar. Oturduk, el sıkıştık, anlaştık. Yani bari bize bir bahane söyle, ona göre cayalım. Eğer ben masanın lideriysem bir bahaneye falan ihtiyacım yok. Ha yok, masanın lideri değilsem gidin kendinize başka lider seçin. Benim fikrime ihtiyacınız yok. Ya Hızır abi, şimdi ortada böyle bir durum yok. Tabii ki liderimizsiniz. Bizim derdimiz Amerikan karşıtı bir pozisyon almak. Amerikan karşıtıymış. Konuşturmayın adamı. Bunlar mı Amerikan karşıtı? Altasan, Allah aşkına sen bir şey söyle ya. Abi, adamların kimlikleriyle söyledikleri öyle görünüyor. Amcam burada başka bir bakış açısıyla durumu değerlendiriyor. Ya neyse ne. Şimdi biz adamlara ne diyeceğiz? Abi, istersen bu adamlarla sen bir görüş. Belki fikrin değişir. İlk teklifi reddetmeden ben kimseyle ticaret falan yapmam. Bir görelim bakalım İlyas. Biz reddettikten sonra bunlar kimlerle görüşüyorlar? Bunlar nasıl insanlar? Sizin görüşüp anlaştığınız adam ne kadar önemli bir adam? Görelim. Arkasında kimler var, kimler yok? Görelim İlyas. Ha, yani biz taktik olarak reddediyoruz öyle mi Hızır abi?
prensip olarak karşı değiliz aslında. Vallahi bu taktik adamları bizden uzaklaştırır, düşmanımızı da uzlaştırır. Onu söylüyorum ben. O düşmanım diye kastettiğini ben biliyorum. Tanıyorum. Ama bunları tanımıyorum. Tanımadığın düşmanla da savaşamazsın. Bu yüzden mi teyzemi çağırdın amca? Teyzem derken? Damla'dan öğrendim. Teyzemi karşılamaya gitmiş havaalanına. Ha. Ne has ne? Ebru gündüz bir işim var demişti. Demek ki bu karşılama işiymiş. Ha. Ben anlamadım. Şimdi sen Ceylan ablayı bu iş için mi çağırdın buraya? Ne alakası var İlyas? Meryem'in kırkına gelmek istediğini söyledi. Ben de buyur gel dedim. Ha. Babaanne orada yapılacak yardımı zaten yazmıştık. Ver onu be. Olsun. Bir daha yaz kızım. Ömer, senin ekleyeceğin bir başka yer yok muydu? Aklıma gelen bütün hayır kurumlarının ismini söyledim anne. Aha vallahi annen hazır Ali. Annen niye geleceğine haber vermedin? Hesap mı soracaksın yoksa annene sarılacak mısın? Oğlum. Hoş geldin Ceylan. Hoş bulduk enişte. Nerede benimki? İçeride teyzem. Neyse o da benimki. Anne yalnız şu an benimki benimki pek sırası değil ha. Bence tam sırası oğlum. Çünkü birinin sizi kendinize getirmesi lazım. Teyze, bak kim geldi. Ceylan. Sen misin? Evet Hayri Hanım. Bakıyorum gelinlerinizi etrafınıza toplamışsınız ama hala en sevdiğiniz benim değil mi? Ah, dans olsun. Ceylan hoş geldin. Hoş bulduk. Geleceğini haber verseydin keşke. Bak Mavi söylememiş. Ne alakası var anne? Benim sanki haberim vardı. Seni demiyorum oğlum, babandan bahsediyorum. Ceylan sever böyle şakaları. Hayri Hanım gelinden yana hep çok şanslıdır. Ne tatlısınız siz. Hoş geldin Ceylan abla. Ben Ömür. Biliyorum biliyorum. Benim minik yeğenimin güzel annesi. Hoş geldin Ceylan teyzeciğim. Teyze yok. Eğer burada bana bir şey denecekse yenge denmesini tercih ederim. Tövbe tövbe. Bunlar daha tanımaylar seni. Yanlış anlayacaklar. Dediklerini de ciddiye alacaklar. Ben zaten çok ciddiyim. Hoş geldin Ceylan abla. Hızır Ali'nin minnoş ablası. Siz ikinizle sonra konuşacağız.
Benim size ettiğim iyiliklere karşılığınız bu muydu? Benden gizli iş çeviriyorsunuz. Ceylan Hanım sürpriz yapmak istedi Ayrı Hanım. Hele oturun. Ah. Hoş geldin Ceylan. Başımız sağ olsun. Senden bahsediyorum. Ceylan abla. Hoş geldin. İş bulduk. Bana bile geleceğini söylemedin ha. Sürprizleri seversin sen. Behzat, Ömer'in abisi. Memnun oldum. Boran da kardeşimiz. Hoş geldiniz. Memnun oldum. Neyi anlamıyorsunuz? Ceylan Meryem'in duasına gelmiş belli ki. Ceylan abla, hazır gelmişken biraz kal istersen. Kalacağım İlyas. Temelli geldim. Dema. Altan Bey, iki araba geliyorlar. Arkadaşlar herhangi bir izlenme ya da takip yok diye haber verdiler. İyi. Bundan sonrası şartlarda anlaşmamıza bakar. Hoş geldiniz Tufan Bey. Sağ ol. Buyurun. Teşekkür ederim davetimi kabul ettiğin için. Erdem bana bir şeyler anlattı. Umarım benim dediklerimi de anlatmıştır. Eşit şartlarda çalışmak isterim demişsin. Açıkçası biz seni büyük patron olarak görmek isteriz. Sebep? Gücünüz mü yok? Adamınız mı yok, silahınız mı yok? Yoksa ortaya koyacak kurbanlığınız mı yok? Hepsi var Tufan. Hepsi var. Bütün bunları devam ettirecek yeni bir patrona ihtiyacımız var. CIA yeni bir oluşum içerisinde. Masa falan kalmayacak. Kendi ambargosunu kendi delecek. Fakat ortada ismi cismi olmayacak. Malum bizim ortada olmamız demek bu işi CIA yapıyor demek. Sen silah tüccarısın ve üreticisisin. İster İran'a satarsın, ister Irak'a.
Aynı teklif Hızır'lara da götürüldü. Hızır böyle bir şeye edemez. Der demez. Sen evet dersen ne Hızır kalır geriye ne de senden başka silah üreten. İyi. Bana uyar. Tabii sen de benim dedeme uyarsın. Seni dinliyorum. Şartlarım var demişsin. Ben bu işi seninle yapmak isterim. Aramızda bir kan var. Ben iş yapacağım adamlara güvenmek isterim. İşte bu ortaklıkta her şey geçmişte kalabilir Tufan. Sana bağlı. Tamam. Raconu sen kes. Biz de sana uyalım. İyi. O zaman anlaştık. Şafak benim yeğenim öldürdü. Hızır da oğlum. Şafak öldü, Hızır da ölecek. Var mı itirazı oğlum? Şimdi benimle anlaşmak ister misin? İstemeyi misin? Herkes silahını indirsin. İndirin. Sen raconu kestin. Biz de sana uyacağız. İyi. Anlaştık. Meryem'in bilmeni istediği tek şey seni sevenin sadece kendisi olmadığı. Bana dedi ki öldüğümde Hızır'a söyle. Eğer beni biraz seviyorsa peşimden falan gelmeye kalkmasın. Onu sevenleri için yaşasın. Benim sevdiklerim ölsün. Ben de beni sevenler için yaşayayım, öyle mi? Bana kesilen ceza da bu mucayla. Vallahi cezayı ben kesmedim. Maalesef razı olacaksın.
Ömer burada kalmak istemedi. Çünkü Ömer'in de annesine verdiği bir sözü var. Senin işlerine bulaşmayacak. Biraz daha iyi mi bari? İyi olacak. Annesine çekmiş güçlü. Senin gibi hayata küsüp kendini odalara kapamadı. Benim de anam güçlü. Ama belli ki ben ona çekmemişim. Aramızda kalsın. Burada kimse annen kadar güçlü olmayabilir. Gitme o kadar üstüne. Yüreğini indireceksin bak. Ben mi gidiyorum üstüne? 25 yıl yüzümü göstermedim. Daha ne yapacaktım? Oğlum Tefo, sana şu kadarını söyleyeyim. Babam aradı, aşkı buldu ha. Gözün aydın Tekin abla. Halkla ilişkilerden figen dedi, siz evlenirsiniz artık. Babam mutlu olsun da, biz her türlü mutlu oluruz be oğlum. Yok Allah'ını seveyim, bak hele bakma. Nasıl da çapkın çapkın gülüyor. Görüyor musun? Oğlum bak dediysem çaktırmadan bak dedim lan. Ya sakın yanlış anlama da. Yani kalacak yer sorun etme. Yani bizim otellerimiz falan var. Yani otelde rahat olurum diyorsan da yani var 3-5 tane evimiz böyle dayalı düşeli rahat edersin yani ev konforunda problem yok. Ben şimdilik bir arkadaşımda kalıyorum. Ama yine de beni düşündüğün için teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sana da. Reis, Hızırlar da buradaymış. Nasıl burada? Karısının kırkıymış. Anasıyla beraber mezarın başındalar. Duaya gelmişler. Tamam İsa, boş boş konuşma. Burası mezarlık. Bir şey yapacak halimiz yok. Reis, yine de haberin olsun istedim. Hadi gidiyoruz. Neredeler İsa? İlerideler yenge. Bir uğrayalım. Ya ne diyorsun bağır. Tufan senin de dediğin gibi burası mezarlık. Ayrıca bizim Meryem'le bir alıp veremediğimiz yok. Yenge adamları bir terslik yapabilir. Hayriye'nin olduğu yerde kimse bir şey yapamaz. Thank you.
Tufan'la karısı buraya doğru geliyorlar. Eğer sen konuşmak istemezsen ben konuşabilirim. Mavi iş. Bırak gelsinler. Burası Meryem'in mekanı, senin değil. Dur da. Kendini zor tutuyorum Mutcu. Devam et tutmaya. Bana başın sağ olsun. Başımız sağ, dostlarımız sağ olsun. Düşmanımız da bizden uzak olsun, başka bir şey istemez. Severdim ben Meryem'i. Mekanı cennet olsun. Gözün aydın Hızrali. Annen gelmiş. Merhaba Ceylan. Merhaba Tufan. Keşke daha önce gelseydim. Belki bu durumlara gelmemize engel olurdun. Bazı şeylere kimse engel olamıyor maalesef. Ceylan, hiçbir şey için geç değil. Eğer sen araya girersen, belki daha fazla masumun canı yanmaz. Sonuçta sen de bir annesin. Orhan'ımla kardeş gibilerdi. Ben de kocanla kardeş gibiydim Bahar. Şerefsizlik edip bizi satmadan önce. Hem de ne için? Ölmekten korktuğu için. Oğlum için olan, oğlum için. Ölmekten korktuğumdan değil. Ha, oğlum burada. Onu da öldür, beni de. Ölmekten korktuğumuz bir yola çıksaydık eğer, sonumuz burası olmazdı. Sen artık yolun sonuna geldin Hızır. Senin için de benim için de yas bitti artık. Artık kadınların uşakların olmadığı yerde kim kimi vurursa. Şanslı bir adamsın Tufan. Her halükarda şanslısın. Ölecek olsan şerefli bir adam tarafından öldürüleceksin. Öldürecek olsan şerefli bir adamı öldüreceksin. Bir de benim halime bak. Elbet sonunda hesap sorulacak yer. Burasıydı. Ama soracak olan sizler değilsiniz. Herkes acısını alsın, evine dönsün. Thank you.
Özlemişim. Yemekleri mi? Ailemi. Oğlunu değil Hatice. Kalabalıklaşmış soframız. Daha da güzelleşmiş. Teşekkür ederim beni çağırdığın için. Duydun mu Hatice? Dayı çağırmış. Ben duydum, duydum. Senin de hakkın ödenmez Ceylan. Çok zor günler geçirmişsiniz Meryem. Ömer öyle anlattı. Evet zordu. Ama güzeldi, özeldi. Ah, Meryem bacım beni çok severdi. Gerçi bütün bacılarım severdi de. O ne demek şimdi kardeşim? Yani abla, Hızır'ı seven beni de çok seviyor manasında söyledim. Anladık kardeşim. Herkes seni çok sever. Bizim nikahımız biraz ani oldu. Yoksa sizi de davet etmek isterdik ama tanışmak bugüne nasipmiş. Maviş bana her şeyi anlattı. Neler oluyor, kim kiminle, her şeyi biliyorum. Boran da bugün biriyle tanışmış. Bundan da haberiniz yoktur herhalde Ceylan Hanım. Ne diyorsun oğlum sen yani? Ne diyorsun? Vallahi yok. Doğru mu Burak? Bunca işin gücün arasında kime ne diyeceğiz diye düşünürken bir de böyle bir gündemin mi var? Ya yok öyle bir şey ya. Tekin'le Behzat'ın manası arkadaşlığı işte. Gıybet. Kız arkadaşınız kim Boran Bey? Hayırdır Damla Hanım, ne yapacaksınız? GPT'sine mi bakacaksınız? Buralardan değil, yabancı birisi. Yani buraya yabancı değil, yabancı bir yerden buraya gelme. İnsan yani. Onu demek istemedim. Tanıyor muyuz, tanımıyor muyuz? Onu merak ettim. Ben de yeni tanıştım. Tanımazsınız. Çağırsaydın keşke Boran abi. Yani daha çağrılacak bir mevzu değil. Hani ya şey olur ya, hani böyle lisede giderken koridorda elinde kitaplarla gidersin, böyle birden karşına gidip çarpışırsın, kitaplar yere düşer. Öyle oldu işte yani. Hani böyle romantik tanışmalar, karşılaşmalar gibi demek ki. Seninki kadar romantik değil Behzat. Behzat ve romantik aynı cümle içinde. Bu mümkün mü acaba? Aslında sert görünümlü insanların daha romantik olduğu söylenir. Çok doğru söylüyorsunuz Ebru Hanım. Ben de öyle biriyim. Evet. Ceylan'ın da söylediği gibi sonunda özlenen tek şey aile olabilmek. Sevdiklerinle bir arada olabilmek.
Öyle romantik insanlar değiliz. Ama gerçeğiz. Çok gerçeğiz. Sevgimiz de gerçek. Sevdiklerimiz de gerçek. Burada olanlar da gerçek. Olmayanlar da. İyi ki varsınız. İyi ki sen de varsın baba. Bu hali bir arada tutan sensin. Evet Hızır abi. Lütfen hepimizi bir arada tut. Bak ne zamandır ailecek yemek yememiştik. İyi ki Ceylan abla da burada. Abla mı? Teyzemiz bizim. Biz aramızda anlaştık. Ceylan herkese ablalık yapar. O yüzden abla iyidir. Yasemin mi kızın adı Bora? Evet Behzat. Yasemin. Enişte. Demet. Anne. Hoş geldin kızım. Hoş buldum. Babana o arkadaşlarıyla kabristana sonradan gidecek dedim. İyi etmişsin. Babam nerede? Üstünü değiştiriyor. Aç mısın? Yemek hazır. Yok, atıştırdım bir şeyler. Nedir durum? Şey kontrol altında. Boran bende. Kızım neredesin sen ya? Geç. Kapıştana birlikte giderik dedim. Arkadaşlarla gittik baba. Hepsi Orhan'ı ayrı severdi. Annen dedi. Orhan'ı mı kim sevmezdi ki zaten? Dayım aradı bugün beni. İstanbul'da mısın diye. Barıştınız mı yoksa? Anan barışalım istiyor mu? Baba. Ne olur sen de artık uzatma sen. Böyle bir zamanda küslük mü olur? Hatırım için yeter aranızda kaldığım. Tamam, tamam. Dostları hep dışarılarda aradık. Belli ki yanlış yapmışız. Uzatmayacağım kızım, tamam. Arayın gelsinler. Ben aradım. Yarın sabah buradalar. Bak Bahar,
O bicolara söyle, ben uzatmayacağım, onlar da uzatmasınlar. Merak etme. Ben gerekeni söyledim. Hadi öleceğim acımdan. Bu sorduğunuz adamların İran'la Irak'la bir alakası yok. Nasıl yok? Size bu teklifi getiren Hatem denen şahıs Ahmet Dahlan'ın adamlarından biri. Kim bu? Ahmet Dahlan kim? Orta Doğu'daki bütün terör örgütlerini ve bazı milis hareketlerini bu adam CIA ve Mossad adına yönetiyor. Bu adamın adının Ahmet Mehmet olmasının bir önemi yok. Çünkü bu adamın din, mezhep, ırk ile ilgili bir bağlantısı yok. O zaman biz bunların teklifini iyi ki kabul etmemiş anne. Onların bu teklifi etmiş olması bile bir felaket. Çünkü siz evet deseniz de, hayır deseniz de artık bu oyunun içindesiniz. Ceylan abla, sen galiba farklı birinden bahsediyorsun. Benim görüştüğüm adamın adı Hatem. İran'a bağlı, gayet dindar görünen bir adam. Irak'ta, hatta o bölgede Amerika'yı istemeyen bir adam. Bu Ahmet Dahlan da Filistin'de neredeyse Arafat'tan sonra gelen adam olacaktı. Her devletin içinde CIA'nin kriptoları var çocuklar. Peki, bu senin bildiğini İranlılar biliyor mu teyze? Kasım Süleymani'yi kim öldürdü? Amerika. Peki, Amerika orada olduğu bilgisini kimden aldı? İran'ın içindeki ajanlarından. Peki biz bu büyük planın içinde neredeyiz abi? Bu adamlar niye bize geldi? Amerika sizin üzerinizden ambargoyu delecek. Onun için bu kadar. Yani biz bu anti-Amerikancılara silah sattığımızı zannedeceğiz. Halbuki onların maşası olacağız. Enayi ortağız yani, öyle mi? Felaket kısmına gelebilir miyiz teyze? Felaket şurada. Bu adamlar zaten bu işi yapacaklar. Siz tek planları değilsiniz. Muhtemelen de Altan'la zaten anlaşmayı yaptılar bile. Altan kimle silah üretecekmiş ki onlara? Anlıyorum, Tufan'ı kastediyorsun ama Tufan'ın çapı böyle bir işi yapmaya yetmez. Yeter. Nasıl yeter? Bicoları çağırmıştır. Bico ne abi? Karısının Gürcistan'daki kardeşleri. Neci ki onlar? Gürcistan da burada kilit nokta Hızır Ali. CIA ve KGB açısından. Yani burada illegal bir iş yapıyorsan ya Rus derin devletinin adamısındır ya da Amerika'nın. Hele şu peşine düştüğünüz haritayı kitapların arasından bir getir bakayım. Size vaat ettikleri parayı İran'dan getireceklerini söylediler değil mi? Evet abi. Para zaten burada. Getirecekleri şey ham madde. Burada ürettirecekler. Tufan'la Karadeniz'e gönderecekler. Bicolarla Batum üzerinden Ermenistan'a. Ermenistan'dan
İran'a gönderecekler. Vay arkadaş. Hoş geldin abi. Hoş bulduk bacım. Dayıcığım. Ablam. Hoş geldin. Hoş geldin Köksal. Hoş bulduk Tufan. Hoş geldin Volkan. Hoş geldin Yavuz. Hoş bulduk enişte. Orhan'ım göremedi hepimizin bir araya geldiğini. Allah bize bir daha ayrılık yaşatmasın. Amin. Amin. Bugünler de geçecek Tufan. Biraz zor geçecek ama geçecek. Önemli olan artık bir arada olmamız. Öyle Köksal, öyle. Dün Bahar'a da öyle dedim zaten. Dışarıda kendimize dost aramışız. Yanlış yapmışız. Onlardan dost olur mu enişte? Doğru diyorsun Volkan'ım. Doğru diyorsun da... babası babamızın dostuydu. Biz de öyle bildik. Neyse bir araya geldik genişte. Hepsinin hesabını görürüz. Siz yoldan geldiniz. Hemen hesap peşine düşmeyin. Hadi sofraya. Bırak şimdi sofrayı Bahar. Sen bize birer güzel kahve yap. Az biraz dertleşelim. Ben yaparım dayıcığım. Hadi sen de benimle gel. Onlar baş başa kalsın. Konuşacakları vardır. Abi. Biz de yeğenimle şöyle bir hasret giderelim. Hadi. Kim neyi ne kadar biliyor? Babamın bir şeyden haberi yok. Annem de Boran'ı kullanarak içeriden bilgi alacağımı zannediyor. Bu saatten sonra bilgiye ihtiyacımız yok. Hepsinin canını alacağız. Köksal dayıma anlattın mı her şeyi? Çıtlattım diyelim. Yani detay vermedim. Biliyorsunuz sevmez kadın erkek mevzularını. Canımızı sıkacak bir iş yapmasın dedi. Dayı, benden bahsediyoruz. Dayısının gülü, gülü.
Fahri. Buyur reis. Akşama misafirler gelecek. Hazırlık yapın. Ne yediysin? Yemek mi yaptıralım? Belli ki olay çıkacak. Neyini anlamadın Urşit? İndireceğimiz adamlara misafir niye yediysin o zaman? Misafirler gelecek dedim. Gidecek demedim Urşit. Baba biz bu adamlarla ileride bir tatsızlık çıkmasın diye buluşmuyor muyduk? İşte ben de ola ki çıkarsa diye tedbirli olun diye dedim. Kaç kişi gelirler reis? Kaç kişi gelirler bilmem Fahri. Ama geldikleri kadarının hepsinin gitmesi lazım. Yani ola ki bir şey olursa. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Allah memleketimizi, milletimizi beterinden korusun. Amin Şahin'e, amin. Bu karda kışta zor imtihan. Zor Hızır'ım. Çok zor. Gidene de zor. Kalanı da zor. Sağ ol Yeğil. Şifa olsun reis. Reisim. Sizi burada görmek güzel. Vallahi çok özledik. Eyvallah. Gelip geçici bir hayat işte. Bak. Meryem bacım gideli 40 gün olmuş. Farkımız ne Şahin'e? O gitmiş de ben kalmış mıyım? İkimizin arasındaki fark ne? Senle ben gibi iki arkadaş varmış Hızır'ım. Biri çok zengin, diğeri çok fakir. Bir gün beraber yolculuğa çıkmışlar. Bir su kenarında istirahat ederken uyuyakalmışlar. Zengin olanı bir süre sonra fakir olanı dürtmüş. Kalk kardeş, kalk. Fakir uyanmış uyanmasına da başlamış söylenmeye. Ya sen beni niye uyandırdın? Ne oldu ki demiş zengin arkadaşı. Rüyamda her şeyim vardı. Her istediğim olurdu. Malım, mülküm, hizmetimde bir sürü insan vardı. Şimdi sen beni bu tatlı rüyamdan niye uyandırdın? Arkadaşı başlamış onunla eğlenmeye. Böyle zenginliği ancak rüyanda görürsün diye. Gülüp eğlenmeyi abartınca bizim fukara demiş ki, ne alay ediyorsun kardeş? Ben gözümü açtım, her şeyi kaybettim. Sen de gözünü yumunca her şeyini kaybedeceksin. Farkımız ne? Merhaba Şahin'e, hoş geldin. Merhaba İlyas.
Fahri abiler neyle uğraşıyor? Haberim yok reis. Amca. Akşama hazırlıklı olun demişsin. Ne hazırlığı? Vallahi amca ben de onu soruyorum. Tedbirli olun dedim. Bir şey demedim Alparslan. Tedbir derken? Bildiğin tedbir işte İlyas. Amca. Bak dün o kadar konuştuk 2 saat. Teyzem bu adamlara sakın bir şey yapmaya kalkmayın dedi. Öyle bir niyetin yok değil mi? Adamları öldürelim demedim. Sadece hazırlıklı olun dedim. Görüşelim dediniz. Geldim. Peki amca. Abi, Tipi abiyle Haşmet abiyi de çağırdım. Onlar da geliyorlardı. İstiyorsan arayayım gelmemelerini söyleyeyim. Yok. Gelsinler. Evlat. Kalk. Uykudan uyanma vaktidir. Kalk da biz yolumuza gidelim. Ben sizi yolculuğa edeyim. Şahin. Kardeş gel biz de bir Fahri babalara bakalım. Misafirler için ne hazırlık yapıyorlarmış. Tamam abi. Alparslan. Yeğenim. Ceylan abla sabaha kadar bu abime sakın demedi mi? Görmüyor musun? Savaş çıkartacak. Görüyorum amca. Yani? Ne yanisi amca, ne yapabiliriz? Ulan farkında değil misin? Abim kendini öldürtmeye yer arıyor. İyi. O zaman en doğru yerdeyiz. En azından hep beraber öleceğiz. Normal görüşmeye gelmiş gibi durmuyorlar ha. İnşallah baban da bunlarla uzlaşır da yanaklarından öper uğurlar. Yoksa işimiz iş, ben sana diyeyim. Umarım Tekin abi. Umarım.
Kaç kişiler enişte? Vallahi 20'den fazlalar Faruk. Kaç? Ya belli bir rakamdan sonra saymayı bıraktım Urşit. Geçen geldikten de 5 kişi aldılar. E demek sadece biz tedbir almamışız. Bir şey olursa Mikail ile Hakan kapının önünü halledebilir mi? Ya halleder halletmesine de bizim dağılmamız lazım. Yani adamların durumuna göre pozisyon alalım. Yazıhanenin içine kaç kişi girdi? Hatem'le beraber 6 kişi. 3'ü koruma. Kapının önünde 3 koruma daha var. Tekin, sen de kapıda kal. Biz burayı hallederiz. Nereye hallediyorsun Faruk baba? Heriflerin hepsinin omuzunun altında akrep var. Hızır reis bir şey yapmaz herhalde yani. Hızır Ali, keşke sen babanın kulağına çöp kalabalıklar deseydin. Enişte, sence böyle bir şey umurunda olur mu? Anlaşıldı. Bu gece çok soğuk olacak. Ben şu bereyi takayım artık. Haydi bakalım. Kardeş, reislerin toplantısı daha uzun sürer. Hava da soğuk, gelin şöyle ısının burada. İyi böyle. Hey. İçeriden ses çıktığı anda indirin bunları. Yoksa hepimiz çapraza geliriz vallahi. Seninle tanışmak güzel Hızır Reis. Daha önce tanışmak istedik ama büyük bir kaybınız olduğu için mümkün olmadı. Kısmet bugüneymiş. Eyvallah. Sizin yokluğunuzda biz arkadaşlarla bayağı bir yol aldık. Boran'la kardeş gibi olduk. Sırlarımızı paylaştık. İlyas, Behzat, Alpaslan da bize özel ilgi gösterdiler, sağ olsunlar. Sizin gibi büyük ve güçlü bir aileyle ortaklık yapmak bizim için şeref. Teşekkür ederiz. Haşmet Bey ve Tipi ailede tanışmak bugüne kısmetmiş. Her ikisinin de hakkında söylenenleri gerçekten hak ettiklerini görmek bizi mutlu etti. Sağ ol Hatem Bey. Biz de İlyas'tan, Behzat'tan sizlerle ilgili güzel sözler işittik. Değil mi Haşmet? Evet. Özellikle Boran bu iş için çok uğraş verdi. Masanın öbür iki üyesi de Rafet de Feyyaz bu ortaklığı destekledi. Hatta şu an Lübnan'dalar. Sizin bölgede. Duyduk. Feyyaz Bey birkaç dost ve arkadaşlarımızdan bizi soruşturmuş. Yani yanlış bir şey değil sonuçta. Biz de bu işi kimlerle yapabiliriz diye epeyce soruşturma yaptık. Ve bu ailenin bizimle aynı hassasiyetlere sahip olduğunu her yerden teyit ettik.
aynı hassasiyet dediğiniz nedir Hatem Bey? Biraz açık konuşalım, hızlı sonuç alalım. Biz Amerika'yı büyük şeytan olarak görüyoruz. Sizin de aynı şekilde düşündüğünüzün farkındayız. Anti-emperyalist bakış açımız olduğu doğrudur. Değil mi reis? Bize göre şeytanın büyüğü küçüğü yoktur. Şeytan şeytandır, bir de onun uşakları vardır. Bu da güzel bir yaklaşım. Şeytan olarak nitelendirdiğimiz şey, insanları doğru yoldan ayıran, saptıran, birbirlerine kırdırıp kan döktüren, kadın, çoluk, çocuk demeden masum insanları katleden, felaketlerine sebep olan şeydir. İşte Amerika. Yani siz, uşakları. Kendini bize anti-Amerikancı olarak tanıtıyorsun. Ama CIA'nin uşaklığını yapıyorsun. Biz buraya hakaret işitmeye gelmedik. Hakaret falan etmiyorum. Şimdi sana soracağım soruların aksi cevap verirsen senden özür dilerim. Ahmet Dahlan kim? Ahmet Dahlan'ın bizimle ne alakası var? O bizim düşmanımız. Yani ondan emir almıyorsun. Biz kimseden emir almıyoruz. Belli ki sen kandırılmışsın. Şunu bil ki biz bize yapılan hiçbir şeyi unutmayız. İyiliği de kötülüğü de. Bu masadaki herkese söylüyorum. Boran, başta sen olmak üzere. Bizimle beraber bu masadan kalkanla dostluğumuz devam edecektir. Aksi takdirde... Aksi takdirde... Sonucuna katlanırsınız. Otur lan yerine! Madem kimin adamı olduğumu biliyorsun, bu yaptığından sonra nasıl yaşayacağını düşünüyorsun? Ben hep nasıl öleceğini düşünen adamlardanım. Nasıl yaşayacağını düşünen adamlardan değil. Sadece kendini değil, herkesi de kendinle beraber öldürdün. Buradaki herkes
benimle ölmeyi tercih eder, satılmış hain. Hiç kimse bize sonsuza kadar bir hayat vaat etmedi. Eğer birisi bizi öldürecekse, karşımıza dikilip düşmanlık edip vuruşacak. Dost görünüp kahpelik yapmayacak.